Tabii efendim, tutuklandılar. Fakat üzerinden 26 yıl geçtiği için zaman aşımı denen şeyden dolayı serbest bırakıldılar. Abi katili Ali Ekmekçi önceki gün programa telefonla bağlandı. Siz mi öldürdünüz Sami Bey abinizi? Evet efendim, ama olayla tamamen saptırma. Niye öldürdünüz? Saptırmacılık yapıyordu. Bunları duyduğumda nasıl olabilir böyle bir şey diye kendi kendime kahroluyordum. İşte bu olayı duyunca ben tamamen kendimi kaybettim. Bu yüzden dolayı işledim yani cinayeti. Namus meselesi yüzünden. Peki siz de daha sonra yengenizle beraber olarak namussuzluk yapmadınız mı? Hep namustan bahsediyorsunuz ama. Yok öyle bir şey yok. Safiye Hanım kabul ediyor. Biz beraber olduk onunla diyor. Sizin ona tecavüz ettiğinizi iddia ediyor. Hoş ama beraber olduk diyor. Peki o zaman. Yani 26 yıl önce 26 yıl sonra utanmıyor musunuz? Utanıyorum. Duyduklarımdan dolayı utanıyorum yani. Ne duydu be kardeşim ya? Abini öldürmekten utanmıyor musun sen ya? Kardeş katili ardından da bugün stüdyoya gelerek yengesiyle birlikte cinayeti nasıl işlediklerini itiraf etti. Biz de o gece gittik Şahin ile beraber. O lambayı 3 kere yaktı kapattı. Yani ben yokum diyor şu anda da. Yani niye yalan söylüyor? Devleti yanıltmaya gerek yok yani. Kendisi geldi kapıyı açtı. Uyandı. Evet ne oluyor falan dedi. Kalktı yani ayağa. Ben vurunca zaten düştü. Kafasına vurmuştum direkt. O anda ölmüş zaten kafasına vurunca. Polis hala cinayete kurban giden Sami Ekmekçi'nin su kuyusundaki cesedini arıyor.